Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için abone olunuz ve lütfen bildirimlerinizi açınız arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Tarama sorularını çözeceğiz arkadaşlarım bu videomuzda. 6. ünitemizin hemen başlıyorum dostlar. 1 numaralı sorumuzla bakalım neler diyor 1 numara. ABC asal sayılardır diyor. 36'yı bölen asal sayıları düşünüyorum arkadaşlarım. A 2 olabilir diyorum. A 2 ise bu durumda şurası 18 olmalı. B artı C. Doğru söyledim herhalde. Evet. Ya da A 3 olabilir. Bakın 3 de 36'yı bölen bir asal sayıdır. Bu durumda A B artı C de 12 olmak zorundadır dostlar. Şimdi B artı C 18 olsa, B artı C eşittir 18 olsa, B ile C asal sayı unutmayın. 13 ile 5 olur. 11 ile 7 sağlar. 7 ile 11, bir de 5 ile 13 sağlar arkadaşlar. Peki buradan ikisinin farkı ne geldi? 8 geldi. Buradan ne geldi? 11'den 7 çıktı, 4 geldi. 7'den 11 çıktı, eksi 4. Ama mutlak değer olduğu için yine 4 geliyor dostlarım. Buradan da yine 8 geliyor. Şimdi B artı C 18 olduğu durumda 2 farklı sonuç çıkıyor B eksi C için. Peki B artı C eşittir 12 de oluyordu. 12 olması için 7 ile 5 olurlar. Toplamları 12. 5 ile 7 olurlar. Başka da yok herhalde değil mi? Asal sayı olacak. B de C de asal sayı ve toplamları 12. Başka da gelmiyor aklıma dostlarım. 7'den 5 çıktı. Buradan farklarda 2 geliyor. Kaç tane çıktı dostlarım? 3 tane çıktı. Bir Bursa. Geldik 2'ye. Bakalım ne diyor 2 numaralı sorumuz. Diyor ki amcam, A artı B toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi çarpımları 29'muş arkadaşlar bu keratıların. O zaman bunlardan biri 1, biri 29. Toplam olana, büyük olanı verdim ki 29'u. 29'un 1 ile 29, başka çarpanı yok. Fark olana da 1'i verdim. Yani 2A artı B eşittir 29'muş diyorum. A eksi 13B eşittir 1'miş diyorum dostlarım. Şimdi gelin hemen A'ları yok edelim isterseniz. 2 ile çarpalım burayı. Şöyle yenisini yazalım buraya. 2A artı B eşittir 29 diyelim. Burayı da 2 ile çarpıyorum. 2A eksi 26B eşittir 2 ile çarpıyordum. 2 yazdım dostlarım. Şimdi birini de eksi ile çarpalım. Hatta şu alt tarafı eksi ile çarpalım. Artı olsun, eksi olsun, topluyorum. 2A'lar gitti. 27B eşittir 29 eksi 2'den 27. B'yi 1 buldum dostlar. Peki B 1 ise attık bu tarafa 28. A'yı da 14 bulduk gobeller. Neyi söyledi? A artı B. 15'i yapıştırdım dostlar. Hadi devam edelim. 3 numarayla. 126 sayısının asal çarpanlarının toplamı nedir diye bir soru sormuş. 126'yı hemen asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm. Ne geldi? 63. 3'e böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Yani 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7 üzeri 1. Asal çarpanları 2, 3, 7. Toplamları 12 çıktı dostlarım. Şuna geldik. Bakın 111'lisini yapmıştık köşe taşımızda. Burada da 11'lisini sormuş dostlarım. 11'in karesi parantezine alıyorum. Burada 1 kaldı. Burada 2'nin karesi, burada 3'ün karesi kaldı dostlar. Düzenleyelim. 11'in karesi çarpı. Burası 9. 4 daha 14. 1 daha 15 geldi kardeşler. Bir daha düzenli. 9, 4 daha 13. 1 daha 14 oldu. Yani 7 çarpı 2 geldi burada. Sonucunda elde edilen sayının en büyük asal çarpanı 11 çıktı zaten. 5 numaraya geldim. 5 numarada ne diyor dostlarım? 63 ifadesinin bir asal sayı eşit olmasını sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır diye soruyor. Şimdi x'ler 63'ü bölecek sayılar olacak. 1 böler, 3 böler, başka 7 bölecek, 9 bölecek, 21 bölecek, 63 bölecek. X'ler bunlar. Şimdi sonuçlara bakalım. 1 olsa 63 olur dostlarım. 3 olsa 21 olur dostlarım. 7 olsa 9, 9 olsa 7 olur. 21 olsa 3, 63 olsa 1 olur. Bunlar da sonuç. Ne diyor bize? Sonuç asal sayı olsun diyor gobeller. Peki hangileri asal sayı? Bunlar, bunlar asal sayı. 2 tane var o zaman değil mi? 2 tane değer için asal sayı çıkıyor sonuç. Şuna bakıyorum. Ne diyor? X ve Y pozitif tam sayılardır diyor. X üzeri 4 360, X artı Y'nin alabileceği en büyük değer falan filan nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz X üzeri 4'ü yazdık, eşittir.
Bakınız 360'ı asal çarpanlarına ayıracağım arkadaşlarım. 360 36 9 çarpı 4 demektir. Yani 3'ün karesi çarpı 4 yani 2'nin karesi gelir. 36 çarpı 10 olacak arkadaşlar. Yani 5 çarpı 2. Çarpı bir de y geldi dostlar burada. Şimdi burası 4. kuvvetse bunlar da hep 4. kuvvet olacaklar. Yani şu y'nin içine biz bir kere 4. kuvvet olabilmesi için 2'nin küpü var değil mi? Burada bakın 1. kuvvette burada bir tane 2 yazmalıyız y'nin içine. 5'ten bir tane var 5'in küpü yazmalıyız ki 4. kuvvet olsun. 3'ten 2 tane var 2 tane de ben yazmalıyım ki 4. kuvvet olsun. Aha y'yi bulduk bile. Y eşittir 9 çarpı 5'in 3. kuvveti 125 çarpı 2. Yani y eşittir 150 250 çarpı 9'muş dostlar. Onu birazdan çarparız her türlü. Bakalım ne geliyor. Çarpalım hatta 9. Şöyle bir şey geliyor herhalde ya. Y eşittir 2, 2, 5, 0'lı bir şey geliyor. Böyle bir şey çıkacak herhalde. Y dediğim sayı. Her neyse bir devam edelim. Şimdi x'i bulalım. Peki bunları yerine yazsak x üzeri 4 eşittir. Şöyle oluyor. 3'ün 4'ü, 2'nin 4'ü, 5'in de 4. kuvveti geliyor kardeşlerim. Yani üstler gitti. X eşittir. 3 kere 2, 4. 4 kere 5, 3 kere 2, 6. 6 kere 5, 30 geldi. X de bu. Toplamlarını soruyor. 2280 çıktı kardeşlerim. İşlemlerde hata yapmadıysak. Siz bir de arkadan cevap anahtarına bir bakın da arkadaşlarım. İşlemlerde hata yapıp yapmadığımızı görün. Evet geldim 7 numaralı soruya. X, Y asal rakamlar. Asal rakamlar neler onlar? Bizim bütün rakamlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya dostlarım. Bir de 0 var unutmayalım. Bunlardan hangileri asal? 2 asal, 3 asal, 5 asal, bir de 7 asal değil mi? Diyor ki X, Y iki basamaklı sayısı da asal sayı ise X, Y sayısına yapışık asal denir diyor. Buna göre kaç farklı yapışık asal vardır diye de bir soru sormuş. Ha, deneme yanılma sorusu kardeşim ya. Mesela 23 asal sayı mı? Evet. 3 ile 7'yi aldım. 37. Evet. 5 ile 3'ü aldım. 53 oldu. 7 ile 3'ü aldım. 73 oldu. 7 ile 5'i aldım. 75. Yani 5 sona bir kere gelmeyecek arkadaşlar. 5 ile 2 sona geldikleri zaman 2 sona gelse kesinlikle bir kere 2'ye tam bölünüyor. 5 sona gelse 5'e tam bölünüyor. O yüzden 2 ile 5'i sona almayacağım. 3 ile 7 sona gelecekler bir kere. 3'ün sona geldi. 2 tane bulduk. Başka var yok. 3 tane bulduk. 7'nin sona geldi. 57 var mı mesela? 57 yok. Bölündüğü bir sayı var. 13'e bölünüyor. Geçtim. Bu kadar arkadaşlarım. 4 tane çıktı. Şuna bakalım. Aralarında asal sayılardır. Ne yapıyordum? Önce şurayı aralarında asal hale getiriyorum. 2'ye böldüm. 9. 2'ye böldüm. 17. 9 ile 17 aralarında asal dediğim için. Demek ki 2x eksi y kesinlikle 9. X artı 2y kesinlikle 17 gelecek dostlarım. Şimdi hemen şu üst tarafı bir 2 ile çarpalım. 4x eksi 2y eşittir 18 olsun. Ay ucuna tüküreyim. 18 olsun. Alt tarafı bir aynen yazalım. X artı 2y eşittir 17 oldu. Toplayalım bu iki zıbıdıyı. Şunlar gitti. 5x eşittir 20 35 mi geliyor kardeşlerim? X eşittir 7 çıktı. X'i bulduk. Hemen yerine yazdık. Y'yi de bulduk. 5. X çarpı y'yi soruyor. 35'i paketledim dostum. Evet arkadaşlar şu anda saatin kaç olduğunu bilseniz dudağınız uçuklar. Gecenin bir yarısı arkadaşlarım. Bütün millet uyumuş. Birazdan imamlar kalkacak. Artık benim de gözler gitmeye başladı. Uyumam lazım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. İnşallah bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hadi bakalım kolay gelsin.
Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için abone olunuz ve lütfen bildirimlerinizi açınız arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Tarama sorularını çözeceğiz arkadaşlarım bu videomuzda. 6. ünitemizin. Hemen başlıyorum dostlar. 1 numaralı sorumuzla bakalım neler diyor 1 numara. ABC asal sayılardır diyor. 36'yı bölen asal sayıları düşünüyorum arkadaşlarım. A 2 olabilir diyorum. A 2 ise bu durumda şurası 18 olmalı. B artı C. Doğru söyledim herhalde. Evet. Ya da A 3 olabilir. Bakın 3 de 36'yı bölen bir asal sayıdır. Bu durumda A B artı C de 12 olmak zorundadır dostlar. Şimdi B artı C 18 olsa, B artı C eşittir 18 olsa, B ile C asal sayı unutmayın. 13 ile 5 olur. 11 ile 7 sağlar. 7 ile 11, bir de 5 ile 13 sağlar arkadaşlar. Peki buradan ikisinin farkı ne geldi? 8 geldi. Buradan ne geldi? 11'den 7 çıktı, 4 geldi. 7'den 11 çıktı, eksi 4. Ama mutlak değer olduğu için yine 4 geliyor dostlarım. Buradan da yine 8 geliyor. Şimdi B artı C 18 olduğu durumda 2 farklı sonuç çıkıyor B eksi C için. Peki B artı C eşittir 12 de oluyordu. 12 olması için 7 ile 5 olurlar. Toplamları 12. 5 ile 7 olurlar. Başka da yok herhalde değil mi? Asal sayı olacak. B'de C'de asal sayı ve toplamları 12. Başka da gelmiyor aklıma dostlarım. 7'den 5 çıktı. Buradan farklarda 2 geliyor. Kaç tane çıktı dostlarım? 3 tane çıktı. Bir Bursa. Geldik 2'ye. Bakalım ne diyor 2 numaralı sorumuz. Diyor ki amcan A artı B toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi çarpımları 29'muş arkadaşlar bu keratıların. O zaman bunlardan biri 1, biri 29. Toplam olana büyük olanı verdim ki 29'u. 29'un 1 ile 29 başka çarpanı yok. Fark olana da 1'i verdim. Yani 2A artı B eşittir 29'muş diyorum. A eksi 13B eşittir 1'miş diyorum dostlarım. Şimdi gelin hemen A'ları yok edelim isterseniz. 2 ile çarpalım burayı. Şöyle yenisini yazalım buraya. 2A artı B eşittir 29 diyelim. Burayı da 2 ile çarpıyorum. 2A eksi 26B eşittir 2 ile çarpıyordum 2 yazdım dostlarım. Şimdi birini de eksi ile çarpalım. Hatta şu alt tarafı eksi ile çarpalım. Artı olsun eksi olsun topluyorum. 2A'lar gitti. 27B eşittir 29 eksi 2'den 27. B'yi 1 buldum dostlar. Peki B 1 ise attık bu tarafa 28. A'yı da 14 bulduk gobeller. Neyi soruyordu? A artı B. 15'i yapıştırdım dostlar. Hadi devam edelim. 3 numarayla. 126 sayısının asal çarpanlarının toplamı nedir diye bir soru sormuş. 126'yı hemen asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm. Ne geldi? 63. 3'e böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Yani 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7 üzeri 1. Asal çarpanları 2, 3, 7 toplamları 12 çıktı dostlarım. Şuna geldik. Bakın 111'lisini yapmıştık köşe taşımızda. Burada da 11'lisini sormuş dostlarım. 11'in karesi parantezine alıyorum. Burada 1 kaldı. Burada 2'nin karesi, burada 3'ün karesi kaldı dostlar. Düzenleyelim. 11'in karesi çarpı. Burası 9, 4 daha 14, 1 daha 15 geldi kardeşler. Bir daha düzenli. 9, 4 daha 13, 1 daha 14 oldu. Yani 7 çarpı 2 geldi burada. Sonucunda elde edilen sayının en büyük asal çarpanı 11 çıktı zaten. 5 numaraya geldim. 5 numarada ne diyor dostlarım? 63 ifadesinin bir asal sayıya eşit olmasını sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır diye soruyor. Şimdi x'ler 63'ü bölecek sayılar olacak. 1 böler, 3 böler, başka 7 bölecek, 9 bölecek, 21 bölecek, 63 bölecek. X'ler bunlar. Şimdi sonuçlara bakalım. 1 olsa 63 olur dostlarım. 3 olsa 21 olur dostlarım. 7 olsa 9, 9 olsa 7 olur. 21 olsa 3, 63 olsa 1 olur. Bunlar da sonuç. Ne diyor bize? Sonuç asal sayı olsun diyor gobeller. Peki hangileri asal sayı? Bunlar, bunlar asal sayı. 2 tane var o zaman değil mi? 2 tane değer için asal sayı çıkıyor sonuç. Şuna bakıyorum. Ne diyor? X ve Y pozitif tam sayılardır diyor. X üzeri 4 360 x artı y'nin alabileceği en büyük değer falan filan nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz x üzeri 4'ü yazdık eşittir.
Bakınız 360'ı asal çarpanlarına ayıracağım arkadaşlarım. 360 36 9 çarpı 4 demektir. Yani 3'ün karesi çarpı 4 yani 2'nin karesi gelir. 36 çarpı 10 olacak arkadaşlar. Yani 5 çarpı 2 çarpı bir de y geldi dostlar burada. Şimdi burası 4. kuvvetse bunlar da hep 4. kuvvet olacaklar. Yani şu y'nin içine biz bir kere 4. kuvvet olabilmesi için 2'nin küpü var değil mi burada? Bakın 1. kuvvette burada bir tane 2 yazmalıyız y'nin içine. 5'ten bir tane var, 5'in küpü yazmalıyız ki 4. kuvvet olsun. 3'ten 2 tane var, 2 tane de ben yazmalıyım ki 4. kuvvet olsun. Aha y'yi bulduk bile. Y eşittir 9 çarpı 5'in 3. kuvveti 125 çarpı 2. Yani y eşittir 150, 250 çarpı 9'muş dostlar. Onu birazdan çarparız her türlü. Bakalım ne geliyor. Çarpalım hatta 9. Şöyle bir şey geliyor herhalde ya. Y eşittir 2, 2, 5, 0'lı bir şey geliyor. Böyle bir şey çıkacak herhalde y dediğim sayı. Her neyse bir devam edelim. Şimdi x'i bulalım. Peki bunları yerine yazsak x üzeri 4 eşittir. Şöyle oluyor. 3'ün 4'ü, 2'nin 4'ü, 5'in de 4. kuvveti geliyor kardeşlerim. Yani üstler gitti. X eşittir 3 kere 2, 4, 4 kere 5, 3 kere 2, 6, 6 kere 5, 30 geldi. X de bu. Toplamlarını soruyor. 2280 çıktı kardeşlerim. İşlemlerde hata yapmadıysak. Siz bir de arkadan cevap anahtarına bir bakın da arkadaşlarım. İşlemlerde hata yapıp yapmadığınızı görün. Evet geldim 7 numaralı soruya. X, Y asal rakamlar. Asal rakamlar. Neler onlar? Bizim bütün rakamlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya dostlarım. Bir de 0 var unutmayalım. Bunlardan hangileri asal? 2 asal, 3 asal, 5 asal, bir de 7 asal değil mi? Diyor ki x, y iki basamaklı sayısı da asal sayı ise x, y sayısına yapışık asal denir diyor. Buna göre kaç farklı yapışık asal vardır diye de bir soru sormuş. Ha, deneme yanılma sorusu kardeşim ya. Mesela 23 asal sayı mı? Evet. 3 ile 7'yi aldım. 37 evet. 5 ile 3'ü aldım. 53 oldu. 7 ile 3'ü aldım. 73 oldu. 7 ile 5'i aldım 75 yani 5 sona bir kere gelmeyecek arkadaşlar. 5 ile 2 sona geldikleri zaman 2 sona gelse kesinlikle bir kere 2'ye tam bölünüyor. 5 sona gelse 5'e tam bölünüyor. O yüzden 2 ile 5'i sona almayacağım. 3 ile 7